Ballı Babagiller familyasını duydunuz mu? O familyanın en güzel bitkilerinden biri mor reyhan. Maydanoz var, kişniş var, aklınıza gelebilecek nane. O yemeği tatlandıran her şey orada var. Efendim çok eski tabii ki bizim için reyhanın hikayesi. Sulu köftelere katılır, yemeklere katılır. Onsuz birçok yemek yapılmaz. Anadolu mutfağının en geleneksel ürünlerinden biri. Şimdi ben bugün size bu reyhanla şerbet de yapılıyor, ben reçel yapacağım. 2 demet kadar reyhanımız vardı. Onların sadece ve sadece saplarıyla birlikte şu gördüğünüz yapraklarını ayıkladık. Yıkadık ve bunları kuruladık. Sonra şekerimiz var ve limonumuz var. Şimdi ilk önce gül reçelini de öyle yaparlar. İlk önce bu görmüş olduğunuz reyhanların üzerine yarım bardak kadar şekerimizi ilave ediyoruz. Reçel yapıyoruz, reyhan reçeli. Şimdi reyhan aslında Malatya, Arapgir'in coğrafi işaret almaya çalıştığı, belki de aldığı çok kıymetli bir ürünümüz. Anadolu'nun en eski ürünlerinden birisi. Yemeklerce çok kullanılıyor. Şerbetini de yaparlar, reçelini de yaparlar. Tam reyhan zamanı. Şimdi reyhanın üzerine gördüğünüz gibi birazcık toz şeker, biraz da limon suyunu koyduk. Bunları bir süre bekleteceğiz. Hatta bekletirken annelerimizin yaptığı gibi şöyle hafifçe de suyunu vermesi ve de yumuşaması için de şöyle çok hafif de yoğurmak lazım. Şeker ve limon suyuyla. Kokusu o kadar güzel ki buralara yayıldı. Çok kutsal bir ot aslında bu. Yani antik dönemlerden beri adı geçen, kullanılan çok da değerli bir otumuz ya da çok değerli bir bitkimiz. Şimdi bunu biraz yumuşaması ve tadını iyice çıkarması için bir kenara koyuyoruz. Şimdi reçel hazırlıyoruz. Reçel için ne lazım? İlk önce şeker. Şimdi yaklaşık 2 su bardağı kadar şekerimizi tenceremize koyuyoruz. 2 demet reyhan için bunu kullanıyoruz. Bunun üzerine de 2 bardak ben sıcak su hazırladım. Hemen kaynasın diye 2 bardak sıcak suyu koyuyoruz ve altını yakıyoruz. Bir şerbet hazırlıyoruz. Bu şerbet piştikten sonra, kaynamaya başladıktan sonra limon suyunu vereceğim biraz. Ondan sonra da hazırlamış olduğum bu reyhanları içine koyup kaynatmaya devam edeceğim. Artık gördüğünüz gibi şerbetimiz katılaşmaya başladı. Şimdi bir tane de limonumuz vardı. Limonun biraz da suyundan ilave ettik. Eskiden limon tuzu katılırdı. Biz ama limon suyu kullanıyoruz. Şimdi artık reyhan gördüğünüz gibi rengini de vermeye başladı. Reyhan yapraklarını tıpkı gül yaprağı reçeli gibi yapıyoruz. Gül reçeli de böyle yapılırdı. Annelerimiz gülün yapraklarını toparlar. Sonra onları bir güzel limon tuzuyla ve şekerle ovarlardı. Bakar mısınız? Sonra da şerbet kaynatılır, içine katılırdı. İşte bu görmüş olduğunuz rengi verecek. Reyhanı içine ilave ediyorum. Karıştırıyorum. Birlikte yaklaşık bir 10-15 dakika kısık ateşte pişireceğim. Reyhan yaprakları iyice yumuşayacak. Sonra aslında güneşte bekletmek lazım. Ama biz kavanozlayacağız. Rengini vermeye başladı. Yaprakları hemen yumuşadı. Kokular Südütüyo'ya yayıldı. Müthiş bir reçel. Reyhan reçeli. Şu reyhanın kokusu ve rengine bakın. Ne kadar güzel bir renk. Tabiatın rengi diyoruz biz buna. Çok şifalı bir ot. Çok lezzetli zaten. Bunu iyice kaynatıp dediğim gibi bir güneşe atılıyor bu aslında. Koyulaştırılıyor. Biz ama güneş olmadığı için koyulaşması için de epeyce kaynattık. Bunu kavanoza koyup ağzı açık olarak da bir gece bekleteceğim. Bu gül yaprakları gibi görüntüsü biraz koyu ama gül yaprağı gibi lezzetini olağanüstü veren bir reçel.
Bunun suyuyla siz şerbet yapabilirsiniz. Buna bayılıyorum ben. Kokular olağanüstü. Çok güzel. Şöyle içine koyuyoruz. Biraz da suyundan. Bu su durdukça tabii ki koyulaşacak. Evet. Şöyle. Harika. Şahane. Tamamen kendi rengi. Ne kadar güzel oldu. Hemen kapatmayacağım. Durdukça koyulaşmasını bekleyeceğim. Ondan sonra kapatacağım. Efendim reyhan reçeli. Ama bunu şerbet olarak da kullanabilirsiniz. Biliyorsunuz sıcak suyla, limonla ve toz şekerle şerbetini de yapıyoruz. Ama o zaman reyhanın kendisini atmak zorunda kalıyoruz. Böylece değerlendirmiş olduk. Şöyle içinde iyice dursun, koyulaşacak. Gül reçeli gibi. Bakar mısınız rengi? Kokular şahane, şifalı. Ne güzel şeyler var. Harika. Şimdi reyhan mevsimiydi. Her yer reyhanla dolu. Mevsiminde yemek, taze taze tüketmek en faydalısı. Mevsiminde tüketin, taze taze yiyin.